Özellikle dikkat eksikliği için davranışçı kognitif terapi ve nörofeedback gibi dikkat geliştirici egzersizlerle birlikte veya tek başına kullanılabilir. Özellikle dikkat eksikliğinin şiddetli olduğu durumlarda, yoğun ders çalışma gerektiren dönemlerde, çocuğun fonksiyonelliğinin ciddi durumlarda bozulduğu koşullarda ilaç kullanımı kaçınılmazdır. Ancak aileler ilaç kullanımıyla ilgili ciddi endişeler yaşamakta, yanlış bilgilendirmelerden dolayı çoğu kez ilaç kullanımında kaçınmakta. Ancak bir doktor kontrolü, bir çocuk psikiyatrisi kontrolünde uygun dozda ve şekilde kullanıldığı sürece ilaç kullanımı çok etkili sonuçlar sağlamakta. Çocuğun yaşam kalitesini, akademik başarısını, sosyal hayatını, özgüvenini çok olumlu etkilemektedir. Dikkat eksikliği için kullandığımız, en çok kullandığımız ilaçlar stimülan dediğimiz ilaç grubudur. Bu ilaçlar özellikle çocuğun özellikle ders çalışmasını en yoğun olduğu dönemlerde okul saatleri ve akşam eve geldiğinde ödev yaptığı ve ders çalıştığı saatlerde denk getirilecek şekilde kullanılır. Çünkü bu ilaçların etkileri gün içerisinde sınırlıdır, saatlerle sınırlıdır. Bu nedenle genellikle ilaçlar ders çalıştığı saatlere denk getirilecek şekilde kullanılır. İlaç tedavisi alındığı saatlerde etkilidir. İlacın etkisinin geçtiği saatlerde dikkat fonksiyonlarına tekrar bir gerileme olmaktadır. Bu nedenle ilaç kullanımında süreklilik önemlidir. Bunun dışında yan etkileri, ileriye dönük bir yan etkisi yoktur. Fakat ilaç kullanımı karar vermeden önce hekiminiz, çocuk psikiyatrisi, çocuğun ilaç kullanımına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını değerlendirmesi ve yine ilaç kullanımından önce dikkat eksikliğine neden olacak diğer faktörleri, tiroid hormon eksikliği vesaire gibi faktörleri elemeli. Bunun dışında uygun vakalarda, uygun şekilde, gerektiği ölçüde ilaç kullanımını planlamalıdır.